Evet, bugün kralla beraberim. Krala yaslandım. Birazcık sırtımı ona yasladım. Bakalım bizleri neler bekliyor, birlikte göreceğiz. MacBook Pro M1 Pro 14 inç sizlerle beraber. Selam gençler, hoş geldiniz. Videonun başında da anlayacağınız gibi bugün misafirimiz çok ağır. Geçtiğimiz günlerde Apple lansmanında yeni MacBook Pro'lar tanıtıldı biliyorsunuz. M1 Pro ve M1 Max olmak üzere iki farklı model vardı. Bu gördüğünüz arkadaş M1 Pro'nun base versiyonu değil, konfigüre edilmiş versiyonu. Bunlara değineceğim. Ama 14 inç versiyonu. Bugün bu arkadaşı masaya yatıracağız hep beraber. Fakat öncesinde destek olmak adına arkadaşlar hep söylüyorum, ücretsiz. İçerik üreticilerini desteklemek amacıyla sadece abone ol butonuna basacaksınız. Bizi destekleyeceksiniz, beni destekleyeceksiniz. Şimdiden o butona bastığınız için hepinize çok çok teşekkür ederim. Artı beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Hemen bu tarafa bıraktım. Burada Instagram sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Neden takip edin diyorum Instagram sayfamdan? Çünkü yeni ürünler geliyor. Bunlarla ilgili oradan postlar atıyorum, hikayeler paylaşıyorum. Oradan çok net bir şekilde neler yaptığımı görebilirsiniz. Gelecek olan videoları önceden haberdar olabilirsiniz. Bu arada da inanılmaz çok bekledim. Onun da vermiş olduğu ufaktan bir rahatsızlık var. Geçen sene biliyorsunuz M1 çıkmıştı. M1'in ilk Türkçe içerikli versiyonunu ben paylaşmıştım. 16'sında çıkmıştı. 16 Ekim'di sanırım. Ben 18'inde video atmıştım. Apple Store'a giderek direkt oradan base modelini almıştım ve incelemiştim. İlk Türkçe video atmanın verdiği gurur ve heyecan vardı üstümde. Bu sene öyle bir şey yapamadım çünkü base modeli almaktan yanı sıra konfigüre edilmiş bir model yapmak istedim. O da biraz gelmesi geç sürdü. Yani yurt dışında olmama rağmen gelmesi bayağı geç sürdü. Olsun, geç oldu ama güç olmadı. Çok güzel şekilde bu makineyle ilgili videolar gelecek arkadaşlar. Birazcık şu makineden bahsedeyim öncelikle. Makine base model değil söylediğim gibi. Bu MacBook Pro'muz ise 10 çekirdekli, yani M1 Max'e de 10 çekirdekli CPU var. Ve 16 çekirdekli GPU'su var. 16 GB RAM var, bir 512 SSD'si var. Base model değil, konfigüre edilmiş model. Bunu baz alarak ilerideki testlerde sizlere render testlerinde, oyun testlerinde hepsinde bunu baz alarak davranırız. Base model olmadığını baştan söyleyeyim. Bu arada çok goy goy yaptık. Şimdi hiç zaman kaybetmeden bir kutumuzu açalım. İçerisinden neler çıkıyor bakalım. Ondan sonra videomuzun seyrine devam ederiz. Gördüğünüz gibi kutumuz bu şekilde. Üzerinde parlak bir jelatini var. Apple bu sefer burada MacBook Pro'larında çevrecilikle ilgili bir girişim yapmamış ve hala jelatin üzerinde kutunun. Arka kısmına baktığımız zaman şöyle seri numarasını kapatayım. 14 inç olduğu, model numarası yazıyor ama burada konfigüre edildiği vesaire yazmıyor arkadaşlar. Hemen açıyoruz. Açtırma kutuyu söyletme kötüyü demişler. Bizi direkt bu şekilde makinamız karşıladı. Şöyle makineye çıkaralım. Birazdan makineye geleceğim. Burada kitapçıklarımız var. Bu arada eklemek istiyorum. Base modelde 67 wattlık adaptör çıkıyor. Eğer konfigüre ederseniz bu 96 wattlıkla değişiyor arkadaşlar. Bu gördüğünüz adaptör. Şimdi gelelim kitapçığa. İçerisinde neler çıkıyor? Şöyle bakmak istedim ama inatçı gelmiyor. Şöyle gördüğünüz gibi trackpad ile ilgili bir şeyler, finder'ı, doku anlatıyor. Tasarım ile ilgili bir şeyler anlatıyor burada. Burada da başka bir şey yok. Ama burası niye böyle olmuş? Açamıyoruz herhalde. Burada başka kitapçık gibi bir şey yok. Bu kadar fazla bir şey yok arkadaşlar. Diyeceğim. Olmalı ya. Ooo. Bir adet sticker'ımız var. Ve bu kadar. Bakar mısınız sticker'ın rengine? Şuradan bakın istiyorsanız. Bayağı etkileyici bir rengi var. Neden base modelini almadım? Biraz daha farklı animasyon vesaire çalışmalar yapacağım. Bir de herhalde bir 270 euro daha böyle saplanası gelmiş bana. O yüzden dolayı almadım. Burada adaptörümüz var. Şöyle açalım birlikte. Yalnız bunlar şey, kağıt. 96 wattlık
adaptörümüz. Hemen şuraya bakıyoruz. Burada 96 watt zaten yazıyor. Bakayım görebilecek misiniz? Burada 96 watt oldu yazıyor. Evet, çok güzel şu iMac'lerde olan örgülü kablonun çıkması. Bu çok hoşuma gitti. MagSafe 3 artık USB kablomuz. Ve gördüğünüz gibi örgülü bir yapısı var. Ben bu yapıyı sizlere şimdi göstereceğim. Detaylı bir şekilde. Daha net göreceksiniz. Fakat öncesinde şunu bir almalıyım. Bunu da buraya koyalım. Şimdi şöyle yapayım. Çok rahat bir şekilde görün istiyorum. Şöyle örgülü bir yapısı var. iMac'lerde bu şekilde. Çok güzel arkadaşlar. Hani bu kopmalar iyice en alt seviyeye indirgendi. Öyle düşünün. Şöyle kitapçığımızı koyalım. Bunu böyle koyalım. Şimdi makinamızı yüksek müsaadenizle şöyle açıyoruz. Şu detaya dikkat etmenizi istiyorum. Mükemmel olmuş. İnceleme videolarında bunu gördüm. Şu kabartma çok tarz durmuş. Şöyle makineyi koyduk. Ya zemin de öyle bir seçmişim ki griye griye seçmişim. İnşallah sizi yanıltmıyordur. Şöyle kutumuzu kaldıralım istiyorum. Evet. Şöyle koyalım kutumuzu. Koyacak yer bulamadım kutuyu. Evet, şimdi şöyle birlikte isterseniz bir yapısına bakalım. Evet, kasa gördüğünüz üzere kalınlaşmış. Yaklaşık 0.88-0.80 burada kasa kalınlaşmış M1'e göre. Bu kalınlaşma beni rahatsız etmiyor. Sizi nasıl rahatsız eder mi etmez mi bilmiyorum. Burada gördüğünüz gibi MagSafe şarj girişimiz var. Buradan bayağı da güçlü. MagSafe ile buradan çok güzel bir şekilde şarj edebiliyorsunuz. Bayağı güçlü dediğim gibi. Burada Thunderbolt 4'lerimiz var, iki tane. Bir tane 3.5 mm jack girişimiz var kasanın bu kısmında. Bu kısmında da bir tane daha Thunderbolt girişimiz mevcut ve HDMI girişimiz üst tarafta, altta da SD kart girişi var. SD kart sizlere şöyle takıp duruşunu göstermek istiyorum. Belki merak edersiniz. SD kart şu şekilde çıkıntılı duruyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Sizlere göstermek istedim. Ki merak eden arkadaşlar olabilir. Cihazımız 1 kilo 600 gram. Yani 1,5 kiloyu biraz aşan bir ağırlığı var. Şimdi tek elle açmayı test edeceğim. Ve makine zaten otomatik olarak açılacak. Daha sonradan ben kaçacağım. Bir kurulumlarını yapacağım. Ondan sonra geliyorum. Şimdi şöyle. Sizler şöyle bakın. Tek elimle çok rahat bir şekilde açıyorum. Gördüğünüz gibi klavyemiz burada ve makine şu anda açılıyor. Artık aynı klavyemiz ve trackpad'imiz var. Birazdan biraz teknik özelliklerine vesaire geleceğiz. Makine açıldı. Ben bir kurulumunu yapayım, yaptıktan sonra geliyorum. Biraz özelliklerinden bahsetmek istiyorum. 8 adet verimlilik çekirdeği, 2 adet performans çekirdeği ile birlikte 10 adetlik CPU çekirdeği var. 16 çekirdeklik GPU çekirdeği ve 16 çekirdeklik Neural Engine çekirdeği mevcut. 16 GB'da RAM'i var. 200 GB'lik band genişliği var bu makinenin içerisinde arkadaşlar. Ekran özelliklerine gelecek olursak, Liquid Retina RTX mini LED'li bir ekranımız var. Ekranımızda iPhone 13 Pro'larla birlikte gelen ProMotion teknolojisi var. Yani 120 Hz'e kadar düşüp çıkabilen bir ekranımız var. Ve 1000 nit'e kadar bize parlaklık veriyor ve bu parlaklık 1600 nit'e kadar çıkabiliyor. Fakat bu HDR videolarda çıkıyor sadece arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hoparlörlere gelecek olursak, üzerinde yüksek sesli donanıma sahip 6 tane hoparlörü var. Bu hoparlörler Dolby Atmos ve uzamsal ses özelliğiyle birlikte AirPods 3'lerde ya da AirPods Pro'larla birlikte uzamsal sesi çok rahat kullanabiliyorsunuz. AirPods Max'le birlikte bu cihazda kullanabiliyorsunuz. Altılı bir hoparlör sistemi var. Sizlere bunun sesini de dinleteceğim birazdan. Ve mikrofona geldiğimizde de stüdyo kalitesinde bizlere ses kalitesi verebildiğini söylenilen üçlü mikrofonumuz var. Bunu da birazdan test edeceğiz. Kameramızda 1080p'lik bir kameramız oldu, ön kameramız. Bunu da birazdan testini yapacağız birlikte. Özelliklerimiz bu şekilde. Şimdi makineyi uykuya yatırdım. Açtığımda ne kadar hızlı bir şekilde açıldığını ve tek elle açtığımı görebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı açılıyor makine arkadaşlar. Çok hızlı tepki veriyor. Şimdi birkaç ufak testlerimizi yapalım. Mesela direkt önce kamerayı açalım. Evet, şu anda kaydı başlattım. Şu anda beni MacBook Pro'nun ön kamerasından görüyorsunuz. Kamerada güzelleştirmeler olmuş. Ben buradan gayet çok iyi görüyorum. Eski
MacBook'lar resmen kamerası çöptü. Bunu binlerce kez zaten sizle beraber de konuşmuştuk. Ön kameramız bu şekilde bir güç veriyor. Hiç bu ışıkla oynamadım. Şu anda kendi stüdyo ortamımdaki ışıkla beni bu şekilde görüyorsunuz. Şimdi bir hoparlör testi yapmak istiyorum. Şuradan direkt bir tane müzik açıp sizlere hoparlöründen dinletmek istiyorum. Hemen YouTube'dan bir müzik açalım. Bir şey söyleyebilir miyim? İnanılmaz bir ses var. Sound mükemmel. Bayıldım arkadaşlar. Hani bir böyle bir abarttığım falan yok. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Hoparlörler mükemmel. Bayıldım. Hemen şuradan gösteriyorum size tepe kamerasından. ESC tuşumuz biraz büyümüş. Klavyemizin yapısı bu şekilde. Alttan hoparlörü nasıl sığdırmışlar, nereye sokmuşlarsa mükemmel bir ses veriyor. Hemen bunu aşağıya indiriyorum. Şimdi mikrofon testi yapacağız. Bir tane ses kaydı alayım sizin için. Ses deneme 1-2. Şu anda sesimi MacBook Pro'nun üçlü stüdyo mikrofonundan, stüdyo keyfi verdiği söylenilen mikrofonundan duyuyorsunuz. Bakacağız. Mikrofon ne kadar güzel geliyor sizlere. Şöyle biraz daha sesimi yükseltiyorum. Biraz aşağıya alıyorum. Basları ve tizleri birlikte görürüz. MacBook'tan sesim sizlere bu şekilde geliyor. Evet, şimdi sizlerle biraz ilk izlenimlerimi, benim hissettiklerimi, söylemem gereken şeylerden biraz bahsedeyim. Şimdi M1 ile birlikte aslında Apple çok büyük bir devrim yapmıştı. Mükemmel makinelerdi. Fan sesi çıkarmayan, bizlere render süreleriyle inanılmaz sonuçlar veren mükemmel bir makineydi. Ben hatta neden M1'i iade ettim diye bir video yapmıştım. İade ediş sebebim performans yetersizliği değildi. Ben biraz daha aslında bu cihazı bekliyordum, öyle söyleyeyim sizlere. Bu cihaz da tam olmuş. Tabii ki gönlüm isterdi M1 Max almak. Hele böyle 32 GPU'lu falan inanılmaz olurdu. Fakat bu da işimi göreceğini düşünüyorum. İlerleyen videolarda zaten birlikte göreceğiz. Dediğim gibi kasa ve yapıda değişen pek fazla bir şey olmamış. Çentiğimiz var. ProMotion teknolojisiyle değişen çok güzel mini LED ekranımız var. Klavye mükemmel. ESC tuşu biraz büyümüş. Burada Touch ID kısmında bir değişiklik var. Biraz daha böyle yanları hemen göstereyim size. Şöyle normalde böyle bir şeydi. Yanları biraz daha dolmuş. Bu şekilde bir dizayna gelmiş. Baya güzel bir makina. 16'lığını tercih etmedim çünkü sırt çantama falan sığmıyor 16'lıklar. Benim 16'lık bir tane HP makinem var. Onunla zaten render sürelerini kıyaslayacağım. Takipte kalın. Yani biraz pahalı. Evet, pahalı. Pahalı oluşunu da birazdan açacağım. Birlikte bir ekran görüntüsü alacağım. Bakacağız. Bu makinenin fiyatına ve base modelinin fiyatına bakacağız. Pahalı olmasına rağmen sonuçta iş yapıyorsanız, bu işle ilgili para kazanıyorsanız ya da öğrenciyseniz vesaire, bu sizin işinizi çok rahatlıkla görür. İlerleyen videoda zaten bununla ilgili daha da konuşacağız. Çok güzel makine yapmışlar. Allah var söyleyeyim. Heyecanlandım. Zaten her Mac videosunda heyecanlanıyoruz. Şimdi bir ekran kaydı alacağım. Burada ekran kaydımı başlatıyorum. Ekran kaydım başladı. Sizlere burada şunu göstermek istiyorum. Base modeli 8 çekirdekli ve 14 çekirdekli GPU ile birlikte geliyor. 16 GB birleşik belleğe RAM'i var yani. 512'likte SSD'si var. Fiyatı 23.499. Şimdi bu makineyi seçtiğiniz zaman seçin diyorsunuz. Daha sonradan ben şununla konfigüre ettim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şununla 3300 lira daha verdik. 10 çekirdekli GPU, 10 çekirdekli CPU oldu, 16 çekirdekli GPU oldu ve bunu aldığınız zaman otomatik olarak şuradan göstereceğim hemen. Gördüğünüz gibi 67 watt'lık güç adaptörü 96'lığa değişiyor. Normalde bunun için bir 200 fark vermeniz gerekiyordu. Burada sizden o farkı almıyor. Sanırım bu işlemcinin böyle bir wattta bir güç kullanması gerekiyor sanırım. Tam net bir bilgim yok. Bu gördüğünüz makinenin fiyatı 26.799 TL arkadaşlar. Açıklamalar kısmına bunların hepsini ekleyeceğim. Ekran görüntüsü de burada. Sonlandıralım. Gelelim kapanışımıza. İlk izlenimlerim benim bu şekildeydi. Güzel makine yapmışlar. İlerleyen videolarda render testleri, oyun testleriyle bakacağız. Performans nasıl? Nedir, ne değildir? Bunları birlikte göreceğiz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Bye.